Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Ela inne dunya mel'unetun mel'unetun ma fiha illa zikrullah teala ve ma ve alimen ve mutaallimen. Çok dikkat çekici bir hadis-i şerif hakikaten. Uyanık olunuz. Ela inne dunya mel'unetun. Şüphesiz dünya mel'undur lanetlenmiştir, lanetlidir, uzaktır, ilahi rahmetten uzaktır, ilahi rahmetten uzaklaştırıcıdır. Burada hocalarımız dünya değersizdir diye tercüme etmişler. Dünyada olan mal mülk de aynı şekilde dünyadaki şeyler de melundur. Lanet, be'ude, boğut, uzaklık manası var. İlahi rahmetten uzak olan, uzak olan, uzaklaştıran. Dünya genel olarak, umumi olarak insanı oyalayan, rahmetten uzaklaştıran, ahiretten uzaklaştıran bir yapıya sahiptir. İlla ancak istisnası var. İlla zikrallahi teala. Ancak dünyada Allah'ın zikri bunun dışında. Dünya üzerinde e, namaz kılıyorsan, Kur'an-ı Kerim okuyorsan, Allah'a zikrediyorsan bu işte o lanetten istisnadır. Melunluktan istisnadır. Zaten dünyada yaşamamızın maksadı da bu. Dünya malı kazanmamızın, dünya nimetlerini elde etmemizin maksadı da zaten Allah'a ibadet edebilmek, Allah'ın zikrine devam edebilmek. Bunun dışındaki şeylere kapılırsan, yani bunun dışındaki şeyler e, zikirden alıkoyarsa, ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, ve ricalülle ticaretün ve lebeyun an zikrillahi ve ikamü ve iteiz Öyle eğer kişiler vardır ki, alışveriş, ticaret, yani ticaretü ve bey'un. Ticaret, alışveriş Allah'ın zikrinden onları koyamaz. Böyle olursa dünyanın her tarafı rahmet haline gelir. Alıkoyarsa o zaman dünyanın mel'un kısmına düşmüş olur insan. Dünya ve içindeki şeyler lanetlenmiştir, mel'undur, rahmetten uzaktır, uzaklaştırıcı Ancak illa zikrallahi teala Allah'ın zikri ve ona yaklaştıran şeyler, Allah'ın zikrine yaklaştıran şeyler insanı ibadete, Kur'an'a, zikre yaklaştıran gayretler, davranışlar, eşya bunlar. Ve alimen ve bir alim ve müteallimen ve öğrenen öğrenci, müteallim, hoca ve öğrencisi. Demek ki dünyada önemli olan şeyler, dünyada dünyanın özü olan, dünyadan bizim elde etmemiz gereken şeyler nedir? Allah'ın zikri geniş manada. Yani Elini tesbih alıp Sübhanallah, Elhamdülillah, allah Allah demek de Allah'ın zikridir. Kur'an okumak da Allah'ın zikridir. Ee, namaz kılmak, zekat vermek, insanlara hayır da yapmak, Allah'ın razı olduğu salih ameller yapmak da Allah'ın zikridir. Çünkü bunu Allah istemiş, Allah bundan razı olur diye yapıyorsun. Onu yaparken Allah'a zikretmiş oluyorsun zaten, hatırlamış oluyorsun. Geniş manada Allah'ın zikri dünyadan bizim elde etmemiz gereken şeyler. Bu zikre yaklaştıran şeyler bunun vesileleri ilim öğrenmek, alimlerin yanında olmak ve öğrencilere destek olmak. Demek ki, alimen ve mütealimen. Dört şey. Zikir, zikre yaklaştıran şeyler alim ve öğrenci. Hoca ve öğrenci. Bu gerçekten işi özetleyen bir hadis-i şerif. Açıklamalar birçok hadiste bazı kayıtlar konulmaksızın dünyanın lanetlenmesi caiz görülmeyip yasaklanmıştır. Dünya eee melun değil de dünyanın dünyaya aldanıp günah işleyen melundur. Dünyayı günaha kullanan melundur. Fakat Allah'tan, Allah'a itaat ve ibadetten uzaklaştıran bir dünya dünya anlayışı ve dünyalık bağımlılığının Allah'ı unutturacak tarzdaki dünya sevgisinin lanetlenmesi caiz görülmüştür. Hadisimizde geçen melun yani lanetlenmiş kelimesiyle dünyanın değersiz ve kıymetsizliğinin kastedildiğini pek çok alim açıkça ifade ettiği için biz tercümemizde bu anlamı tercih ettik. Değersiz. Peygamberimiz dünya sevgisinin bütün hataların başı olduğunu söylerken bu anlatılan anlamların tamamını ifade etmiş olmaktadır. Kişiyi Allah'a yaklaştıran şeyler Allah'ın zikri yani her an Allah'ı hatırlama. Onu hiçbir zaman gönülden çıkarmama. Ona karşı ibadet ve taatte samimi ve işten davranma. Ayrıca Allah'ın sevdiği güzel davranışlar ile kulun Rabbine yaklaşmasına vesile olan diğer fiillerdir. Kısaca bütün hayırlar, faziletler ve dinimizin iyi gördüğü her şey Allah'a yakın olmanın vesilesi kabul edilir. Şüphesiz Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma da buna dahildir. Zikir bu genellemelerden sonra Peygamber Efendimiz ilme özellikle dikkat çekmiştir. Yani zikrin içine ilim de giriyor. Yani alim, müteallim de zikre yaklaştıran şeylerden. Zikri yapan insanlar ama onlara dikkat çekmek için onları bizzat ayrıca zikrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bilginin, ilmin üstünlüğünü öğreten ve öğrenen hoca ve talebe kimselerin değerini ortaya koymuş oluyor. Bu sebeple alim, hoca ve öğrenci talebe olmanın dinimizde üstün bir yeri vardır. Çünkü insanların Allah'ı en iyi bileni, tanıyanı ve insanlara faydalı olanı alimlerdir. Alim gerçekten Kur'an'a sünneti bilen, Allah'ı tanıyan kimse demektir. Onlar ilimle ameli, teori ile pratiği şahıslarında birleştirir. Yani ilminden de etkilenen, onu özümseyen, ilmiyle amel eden kimse. Böylece başka insanlara da örnek olurlar. İnsanların büyük çoğunluğu öğretilip öğretilmeye muhtaçtırlar. Öğretilip eğitilmeye muhtaçtırlar. Bütün insanlar, yani alim de öğretilmiş, eğitilmiş yani küçükken. Onlara karşı bu vazife yerine getirenler de alimlerdir. O halde ilmin, alimlerin ve ilim öğrenen talebelerin üstünlüğü tartışılmayacak kadar faziletli ve önemlidir. Bütün bunları iman ve amelle birlikte düşünürse doğruya ulaşılmış olur. İman, ilim, amel bunlar üçü bir. Aksi takdirde öğretilen ve öğrenilen bilginin Allah'ın rızasına uygun olduğu iddia edilemez. Yani öğrendiğiyle amel etmiyorsa bir insan, imanı yoksa bu bilginin ona bir faydası olmaz ancak ahiret açısından zarar olur. Dünya açısından belki faydalanabilir ama ahiret açısından zarar olur. Aleyhine işler. Hadisten öğrendiklerimiz kişiyi Allah'tan ve Allah'a yakın olmaktan uzaklaştıran dünya ve dünyalıkların aşağılanıp lanetlenmesi caiz görülmüştür. İki dünyada en kıymetli ve değerli olan şey Allah'ın zikri ve Allah'a yaklaşmaya vesile olan hareket ve davranışlardır. 3. ilmin fazileti, alimlerin üstünlüğü, ilim öğrenen talebelerin kıymeti dünyalık başka hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek kadar e, önceliklidir. Bunları özellikle vurgulamıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem